Danışmanı'ndan herkese merhaba. Ben İlker. Ben Emre. Bugün sizlere minimal seviyede mi diyelim Emre? Nasıl diyelim? Minimalden yani, kastım aslında makro seviyede diyebiliriz. Evet. Makro seviyede yani, fotoğraf... yani bir böceğin gözünden dünyaya bakabileceğimiz bir lensi tanıtacağız. Lowa markası. Değil mi? Lowa mıydı? Evet. Lowa. İşte yani neyse, her neyse, biz de bunu tam telaffuz edemiyoruz ama bu markanın üretmiş olduğu, şu an dünyada çok sansasyon yaratan, yani şöyle diyeyim, çoğumuzda girdiğimizde çok farklı videolar görüyoruz, reklam videoları. Onların bu lensle çekildiğini öğrendik ve biz de bu lensi size tanıtmak istedik. Evet, lensin şöyle bir ilginç tarafı var. Ben lensi ilk gördüğümde dikkatimi çeken unsurlardan biri şu oldu. Hep diyafram değerinin düşük olduğu lensleri tercih ederiz genelde. Ama bu lensin en düşük diyafram değeri 14. F14'ten başlıyor ve F40'a kadar gidiyor. Şimdi birazdan sözü Emre'ye bırakacağım tamamen ve ben kamera arkasına geçeceğim. Emre size lensin kutu açılımını yapacak. Herkese iyi seyirler. İyi seyirler. Emre, kolay gelsin. Evet, bu güzel lensin kutu açılışına geçiyorum hemen arkadaşlar. Kutu açılışına geçmeden önce size biraz kutudan bahsedeyim. Biraz ucuz gibi gözükse de sonuçta Çinli bir markaya göre gerçekten kaliteli bir kutuyla bize geliyor. Yani korunaklı bir kutuyla. Şu arada gördüğünüz hatta şifreli. Buraya şifreler koyarak lensi kilitleyebilirsiniz. Ben de heyecanlıyım. Evet, evet. Lens açıyorum. Evet, şu anda şuradan kutumuzu açıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet. Efsane lensimiz burada. Evet. Lensimiz burada. Hemen çıkarıyorum. Oh. İlk başta baktığımda lens sanki bir tüfeğin dürbünü gibi. Gayet uzun bir lens. Kutuda lensten başka ne çıkıyor? Onları da göstereyim size hemen. Şuraya dikkatlice koyalım. Evet, içinde lensin dışında bir tane şöyle bir kablo var. Onun dışında bir USB kablo var. Mikro USB sanırım bu, evet. Bir tane kullanım kılavuzu gibi bir şey çıkıyor. Bunda Çince bir şeyler yazıyor, bilmiyorum. Süngerlerle kaplı içi. Bayağı güzel bir kutu. Evet, gelelim asıl meseleye. Bu kablolardan biri lensimizin ucunda. Şöyle açayım, şurada lens kapağı. LED aydınlatma var. Şuradaki kısımda da USB girişi var. Buradan bunu taktığımızda bu lensin ucundaki LED'ler yanıyor. Ve makro çekimlerde bize, yani makroya indiğimiz dünyada aydınlatıyor. Evet. Evet, bu LED'ler sayesinde konuyu daha fazla aydınlatmanızı sağlıyor. Lensin gövde yapısından biraz bahsedeceğim size. Dediğim gibi uzun bir lens. Makineye taktığınızda da az sonra göstereceğim. Lens gibi durmuyor, yani bir silah gibi duruyor. Birçok içeriklerde de bu lensle çekilmiş birçok videoyu bulabilirsiniz. Çok ilginç videolar çekiyor. Yani daha videonun başında da söylediğimiz gibi bir böceğin gözünden makro dünyaya iniyorsunuz. Lensimizin ismi de zaten 24 mm F14 Macro Pro Lens. Şimdi bana şunu diyebilirsiniz. 24 mm bir lens nasıl makro olabilir? Bildiğimiz geleneksel lenslerin hepsi, yani 100 mm, 60 mm, 200 mm'ye kadar makro çalışan lensler. Bu lensler hep geleneksel 1/1 büyütmeyle makro çekiyor. Çok karmaşık bir optik yapısına sahip bu lens. 19 grupta 27 tane optikten oluşuyor.
Bunların birçoğu normal küresel, birçoğu da düz. Çünkü makro lenslerin çoğunun içinde küresel olmayan optikler de mevcut. Lensimizin, şurada göstereyim. Şu ön kısmında diyafram halkası var. Bu lensin diyaframı F14'ten F40'a kadar geliyor. Arkasında ise netleme halkasını görebilirsiniz. Manuel bir lens bu. Netleme halkası da gayet akıcı ve yumuşak. Diyafram arkası klik şeklinde çalışmıyor. Aynı sine lenslerdeki gibi akıcı bir diyafram arkası var. Yani en açık diyafram F14, en kısıksa F40. Tabii makro dünyaya indiğimizde, o kadar küçük boyutlara indiğimizde F14 bile gerçekten fazla bir alan derinliği veriyor bize. Bu lensle ilgili söyleyebileceğim diğer şeyler 2 cm'den netleme yapıyor. Evet. Bu lensle objeye 2 cm yaklaştığınızda imaj alabiliyorsunuz. Bu lens aslında fotoğraf için değil de daha çok video çekimleri. Venus firmasının ürettiği bu şahane lensin 7 adet diyafram bıçağı var. Bunu da atlamadan söylemiş olayım. Onun dışında tabii ki makro bir lens olduğunu söylemiştim. Fakat tüm geleneksel makrolar çoğu yani 1/1 oranında makro çekim yapıyor. Yani 1/1 nedir? Çekimini yaptığınız objenin yani konunun kameranızın sensörüne gerçek boyutlara tam olarak yansıması anlamına geliyor. İşte bu lens 2/1 olarak çarpı 2 büyütme oranına sahip arkadaşlar. Detay anlatma olduğunu söylemiştim. Onun dışında ağırlığı bu lensin 474 gram. Yani ağır bir lens değil, boyutuna göre hafif bir lens. Lensin uzunluğuna gelirsek eğer 408 mm. 408 mm uzunluğunda bir lens. Bu lensin kullanım alanlarından biraz bahsedeyim. Aslında yıllarca izlediğimiz belgesellerde hani farelerin yuvaları olsun, karıncaların yuvaları olsun, oraya giren lensler vardı. Onlarla aynı yapıda bir lens bu aslında. Fakat son kullanıcıya ulaştırılmış ilk lens bu. Yani artık bu lensi satın alabilip istediğiniz makro boyutta videolar çekebilirsiniz. Bu lens piyasadan gibi bayonetlerle üretiliyor şu anda. Canon EF, Sony E, Nikon F ve Red kameraların bayonetlerinde piyasada bulabilirsiniz. Şöyle arka kapağını açtığımda son optik elemanının biraz aşağıda olduğunu görüyorsunuz. Şu elimdeki lens Sony E mantı olduğu için böyle. Şimdi bu lensi bir de kameranın üzerinde görelim arkadaşlar. Biraz zorlanıyorum. Destek alacağım mı acaba? Evet, destek alıyorum. Şimdi lensi veriyorum bir arkadaşıma. Benim için mount'unu açıyor. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Elimde de heybetli bir set olduğu için çok az zorlandım. Elimizdeki lens E-mount bir lens olduğunu söylemiştim. Ve Sony'nin Alpha 6500 modeline taktım şu anda bu lensi. Evet. Şöyle. Daha önceki deneyimlerinize göre biraz aykırı. Daha önce de söylediğim gibi lens değil de başka bir şey tutuyor gibiyiz yani. Başka bir şey derken hemen kapatayım. Silah parçası gibi. Evet, lensimizi makineye taktık. Güzel bir setup oldu. Alpha 6500 makinamıza bu lensi taktık. Üzerinde bir kayıtçı var. Ahşap bir grip var. Bunları anlatıyorum ve bir öpücük konduruyorum. Lens kapağımızı da kapatıyorum. Kutu açılışını yaptık bugün. Lensin teknik özelliklerinden bahsettik. Kullanım alanlarından bahsettik. Bu lensle ilgili çekilmiş videoları ve sonuçları içeren diğer videomuzda görüşmek üzere. Herkese hoşça kalın.